İran devleti aynı zamanda çok da kuvvetli bir kontrole sahip. İran'ın başkenti Tahran ekonomik kriz nedeniyle protestolara sahne oluyor. İran zaten bu tür gösterilerin yapılması geleneğine sahip bir ülke. Göstericilerle uzlaşma konusunda da belli bir tecrübesi var. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal, İran'daki ekonomik sıkıntılarda Amerikan ambargosunun büyük rol oynadığını söyledi. Özellikle Amerika'nın ve İsrail'in çok ciddi bir kuşatması altında İran. Her alanda yani bu rejimi çökertmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Amerika müttefik olarak kabul ettiği ülkelerden İran'dan petrol almamasını istedi. Washington'ın bu hamlesinin İran'a uygulanan ambargonun genişletilmesi olduğunu belirten Ünal, Amerika'nın batılı şirketleri de tehdit ettiğini kaydetti. Şirketlere diyor ki Amerika'nın şu 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 yaptırım yasası çerçevesinde eğer İran'la bu ilişkilerini sürdürürseniz o zaman ben de size şu 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 yaptırımları yaparım. Çünkü aynı şirketlerin Amerika'yla da işleri var. Ünal, Türk şirketlerinin özellikle de petrol konusunda İran'la ticaretini arttırması gerektiğini ifade etti. İran'a yardımcı olmak lazım. İran'la iş yapacak olan şirketlerimizin Amerika'yla büyük çaplı işi olmayabilir zaten. Dolayısıyla Amerika'nın yaptırımlarından etkilenmeyebilirler. Gösterilere İran hükümetinin izin verdiğini söyleyen Ünal'a göre Tahran sorunları çözebilecek kabiliyete sahip. Bu sıkıntılar olabilir ama İran bunları da genellikle suhuletle ve rahatlıkla aşabilen bir ülke. Hele hele şu andaki ruhani rejimi de buna çok uygun. Çünkü iyi de bir kadroyla çalışıyor. Dolayısıyla bu sorunların zaten eminim farkındadırlar.